Evet, öncelikle herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere bakanlık saat 10 civarında bir açıklama yaptı. LGS başvuru kılavuzunun yayınlandığı ile getirdi. Bu başvuru kılavuzunda neler var? Öğrencilerin yapması gerekenler ne? Velinin yapması gereken bir şey var mıdır? Veya okul müdürünün yapması gerekenler nelerdir diye bakıyor olacağız. Ve bir önceki yıla kıyasla hangi değişimler var? Bunlar ne oranda öğrencileri etkileyecek? Bunu değerlendiriyor olacağız. Evet, başvuru kılavuzunu incelediğimizde geçen sene de olduğu gibi bir önceki yıla farklı olarak yapılan şey yine başvuruların otomatik olarak bakanlık tarafından yapılacağı duyuruluyor. Yani herhangi bir öğrenci, veli herhangi bir başvuruda bulunmayacak. Tüm öğrenciler sınava giriyormuşçasına değerlendirilip tüm öğrenciler adına bakanlık tarafından başvuru yapılıyor olacak. Yani bu da şunu gösterir, herhangi bir öğrencinin velinin yapması gereken bir süreç yoktur. Peki sınavın içeriğiyle ilgili merak edilen konulardan bir tanesi de değişim var mı? Herhangi bir ders azaltımı, herhangi bir konu azaltımı gibi bazı tereddütler vardı. Sınav süresiyle ilgili herhangi değişik bir söz konusu mudur beklentisi vardı ama kılavuzda aynen geçen yıl uygulama şeklinin devam ettiği görülüyor. Sayısal ve sözel oturumu şeklinde aynı derslerde aynı saatler oranında LGS sınavı yapılıyor olacak. Şimdi merak edilen bir diğer soru da acaba LGS sınavı öğrencilerin kendi okullarında mı yoksa başka okullarda mı girecek sorusu akla geliyor. Bununla ilgili kılavuzda henüz bir bilgi söz konusu değil. Çünkü bununla ilgili henüz daha başvurular tamamlanacak. Başvuru tamamlanmasıyla beraber bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Ama büyük oranda görülen öngörü şu şekilde. Geçen sene her öğrenci kendi okulunda sınava girmişti. Çünkü bir pandemi süreci vardı. Öğrencilerin bildiği, tanıdık olduğu ve o okul bahçesinde yaşanacak herhangi bir olumsuzluk durumuna karşı her öğrencinin kendi okulunda girmesi mümkün olacak gibi gözüküyor. Henüz bununla ilgili kılavuzda herhangi bir bilgi yok. Peki herhangi bir değişiklik bunun dışında neler var? Şöyle bir şey, tüm okul işlemlerini okul müdürlükleri 5 Nisan tarihi itibariyle gerçekleştiriyor olacaklar ve bu 5 Nisan tarihinden itibaren öğrenciler de sistem üzerinden başvuruların yapılıp yapılmadığını görüyor olacaklar. Okul müdürlükleri gerekli işte resim düzeltmelerini, resimlerin güncellenmesi, notların işte sistemde işlenmesi Mayıs ayı içerisinde ve öğrenciye ait devamsızlık gibi bütün işlemleri okul müdürlükleri yapılacak. Burada öğrenciye, veliye düşen herhangi bir görev veya sorumluluk yok. Peki, bunun dışında herhangi bir bilmesi gereken öğrencinin ne var? Ne zaman giriş belgesine ulaşacağım? Ne zaman kesinleşir? Nerede gireceğim? Giriş belgeme hangi sınıfta, hangi sırada oturacağım belli olur mu? Evet, giriş belgenizde hangi okulda, hangi salonda, hangi sınıfta gireceğine ilişkin bir giriş belgesi yayınlanacak. Peki ne zaman yayınlanacak? 27 Mayıs itibariyle bu yayınlanmış olacak. 27 Mayıs'ta tüm öğrenciler e-okula girdiklerinde kendi giriş belgelerine rahatlıkla ulaşabilecektir. Öğrencilerin bilmesi gereken bir anekdot var. Özellikle şu anda çalışmayan ve bu sürece kendini dahil etmeyen öğrenciler için aynı zamanda çalışıp hedeflerini yüksek tutan öğrenciler için bir anekdot var. Şimdi okul kontenjanlarında çok büyük düşüşler gözüküyor. Burada dikkatli olmakta fayda var. Yani geçen yıla nazaran baktığımızda okul kontenjanlarının azaldığını görüyoruz. Bu durumda öğrenciyi dezavantajlı etkiliyor olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin daha çok çalışması gereken bir süreç var. Tüm Türkiye için bir rakam verirsek, tüm Türkiye'de şöyle bir rakam var. 2020 yılında 213.910 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı sınav puanıyla öğrenci alan okulların kontenjanı. 213.910 öğrenci. Toplamda girebilecek öğrenci sayısı olarak belirlenmiş ve bu kadar öğrenci bu okullara yerleştirilmiş merkezi sınavla. Peki bu sene merkezi sınavla alacak okulların toplam kontenjanı nedir diye baktığımızda 174.160. Yani arada neredeniz baksanız 40 bine yakın bir kontenjan düşüşü var tüm Türkiye genelinde. Tabi il bazlı yapılan değerlendirmeleri de kılavuzdan ulaşabilirsiniz. Her ilin ne kadar artmış, ne kadar azalmış, fen liselerinde ne kadar azalma var, Anadolu'da veya meslek lisesinde, İmam Hatip'te ne kadar azalma var.
Bunu da nereden ulaşabilirsiniz? MEP.gov.tr'den başvuru kılavuzunun sayfalarının en son kısmına doğru baktığınızda okulların kontenjanları, derslik sayılarına ulaşabileceksiniz. Yani genel olarak toparlayacak olursak başvurular bakanlık tarafından yapılıyor. Okul kontenjanlarında düşüş gözüküyor. Burada çok daha çalışılması gereken bir süreç var. Şu anda öğrencinin veya velinin yapması gereken bir süreç yok. Tamamen okulların yapması gereken bazı çalışmalar var. Öğrenciler de 27 Mayıs tarihinde ne yapabileceklerdir? Sınav giriş belgelerine ulaşabileceklerdir. Umarım hayallerinize ulaştığınız bir LGS sınavı olur diyoruz. Görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz. Beklentilerinizi ve isteklerinizi de yazabilirsiniz. Ve sayfayı takip ederek güncel haberlere her daim ulaşabilirsiniz diyoruz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.